arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tophane Saat Kulesi'nin önündeyiz. Tophane Saat Kulesi ile ilgili sizlere bilgi aktaracağım. Tophane Saat Kulesi yukarı doğru daralan 4 kademeli bir saat kulesidir. Bu saat kulesinin önünde görmüş olduğunuz üzere her iki tarafında ikişer tane dor sütunlar yer almaktadır birinci katında. Üst katlara doğru ise küreleri ve bitkisel motifleri de görebilirsiniz. Ve bu küreler yukarıya doğru da kapılarda büyük küreler, yukarılara doğru da küçük küreler kullanılmış. Ayrıca İstanbul'un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri olan Tophane Saat Kulesi, diğer bilinen adıyla Nusretiye Saat Kulesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Saat Kulesi'nin denize bakan cephedeki kapısının üstünde Abdülmecid'e ait bir de tuğra yer almaktadır. Neoklasik tarzda yapılan tarihi Saat Kulesi, yapıldığı dönemde deniz tam önüne kadar geliyordu. Üzerinde yer alan sancak direğinin etkisi ve denize bakan kısımdaki zeminin oynamasıyla kule zaman içinde denize doğru 12 derece yattı. Bu haliyle İtalya'daki Pisa Kulesi'ni andırıyordu. Galata Port İstanbul bünyesinde görev yapan uzman ekipler, İstanbul'da tarihi mekanlar arasında önemli yere sahip olan bu yapının şehre geri kazandırılması adına çok özel tekniklerin hayata geçirildiği son derece titiz bir restorasyon süreci başlattı. Kulenin restorasyonu için dünyada bu işi yapan az sayıda şirketten biri olan Hollandalı Bresler firması ile hareket edildi. Çalışmalar sonucunda üzeri zamanla toprakla örtülmüş, kimsenin fark etmediği bir kat ortaya çıktı. Titizlikle yürütülen yükseltme işlemi sonucunda Tophane Saat Kulesi'nin yaklaşık 140 santimlik kısmı toprağın üzerine çıkarıldı. Yükseltilen Tophane Saat Kulesi'nin yüzeyindeki kir tabakası özenli bir çalışmayla diş hekimlerinin kullandığı neşter benzeri aletlerle 5 ay sürede temizlendi. Bunun yanı sıra deniz ve kara tarafında yer alan Zenit marka 2 saat, saray saatlerini tamir eden Recep Usta olarak bilinen Recep Gürgen tarafından elden geçirilip onarıldı. Kapı tarafının ön tarafında yerde ise küçük küçük küreler görüyorsunuz. Bu küreler de yukarıya doğru gittikçe küçük kürelere dönüşüyor. En üst katında, 4. katta ise daha küçük kürelere yer verilmiş. Bu şekilde bir yapı. Bu ve buna benzer videolar için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.